Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizler ile beraber piyasamızın neden düşüyor olduğunun sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Tabii ki önemli haberler var, bu haberleri göstereceğim. Bu haberlerin yanı sıra tabii ki temel ve teknik anlamda da piyasayı inceleyeceğiz. Fakat bir de şu durumu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Reel anlamda gerçekten bu ve bu tarz düşüşlerden kendimizi gerçekten koruyabilmek adına neler yapmamız lazım? Neler yapabiliriz? Önümüzdeki süreçlerde bizleri ne gibi sıkıntılar bekliyor? Bunların bir analizini sizler için gerçekten kalbi duygularımla yapacağım arkadaşlar. Lütfen söyleyeceğim her şeyi can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü ilerleyen süreçlerde yani sadece kripto sektörü için değil, bütün yatırım hayatımıza, bütün hayatımıza etki edebilecek şeylerin birazcık konuşmasını yapacağım aslında bu video içerisinde. Peki, videomuzun içerisine geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Beni Twitter'dan AhmetZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine dostlar. Öncelikle piyasa neden bu kadar düşüyor? Piyasanın düşüş sebebi arkadaşlar tamamen Covid odaklı olmasından kaynaklı. Güney Afrika tarafında yeni bir Covid-19 varyantı keşfedilmiş ve bu varyant aşıya karşı dirençli arkadaşlar. Böyle bir şey keşfedilmiş. İşte bu sebepten yatırımcılar risklerden korunabilmek adına tabii ki kripto sektörü çok riskli bir sektör olduğu için buradan paralarını çekmeye başladılar ve bu sebepten kaynaklı düşüşler meydana gelmeye başladı. Piyasamız zaten kıpkırmızı. Birazdan teknik anlamda da İnceleyeceğiz. Şimdi tabii bu ve bunun gibi daha başka riskler de var arkadaşlar. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. İkinci haberimi göstermek istiyorum. Yine İngiltere Merkez Bankası'ndan El Salvador'un Bitcoin'i sanal para birimi olarak çıkartıp kendi merkez bankalarında kendi para birimleri olarak kabul etmesinden kaynaklı endişe duyduklarının ifadelerini bildirmişler. Bir sıkıntı yaşanabilir vesaire şeklinde açıklamalar yapmışlar. Bu da tabii ki kripto sektörüne bir ikinci darbe olarak aslında bakış açılarından kaynaklı görünüyor oldu. Şimdi arkadaşlar bu ve bu gibi düşüşler sürekli olacak. Sadece kripto sektöründe değil, global sektörde de olacak. Peki biz neler yapabiliriz? Bu önümüzdeki süreçlerde bizi daha başka neler bekliyor? Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar özellikle globalde Avrupa tarafında enerji sıkıntısı gün be gün yükselmeye devam ediyor. Ülkemizde de bildiğiniz gibi fiyatlar zaten oldukça yükselmiş vaziyette. Bu sebeplerden kaynaklı bu gibi durumları göz önünde bulundurarak arkadaşlar bizim portföyümüzü, riskimizi bölmemiz şart. Burada benim size söyleyeceğim çok önemli bir tavsiye var aslında. Enerji krizinin, tabii bu birçok ekonomistin yani ekonomik anlamda bunu söylüyorum. İşin farklı boyutları da var fakat biz ekonomik tarafını konuşalım. Birçok ekonomistin de söylemiş ve öngörmüş olduğu gibi benim de düşüncem. İleride şu olacak arkadaşlar. Yenilenebilir enerji üzerinde çalışan şirketlerin hisseleri tavan yapacak. İşte bu hisselere henüz yolun başındayken bizim bir göz atmamız, onlara veya yatırım yapmamız ilerleyen hayatımızda kendimizin, çocuklarımızın yaşantısını değiştirebilecek potansiyelde olduğunu söylemek istiyorum. Bunu lütfen göz önünde bulundurunuz arkadaşlar. Bir diğeri tabii ki bildiğiniz gibi Amerika tarafından 2022'de faiz artırımları bekleniyor. Bu faiz artırımlarıyla beraber dolar endeksi daha da yukarı çıkacak. Bu da tabii ki diğer ülkeler bazlı olarak enflasyonların daha da tavan yapacağı anlamını taşıyacak. Nasıl olacak? Amerikan dolarının endeksinin yukarıya doğru çıkması yani dolarlarının değerlenmesi diyelim. Diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini negatif yönde etkileyecek ve de daha da değer kaybettirecek olarak bakabilirsiniz bu duruma. İşte bu sebeplerden korunabilmek adına arkadaşlar kesinlikle bir sepet yapmanız gerekiyor. Demin başta söylemiş olduğum gibi öncelikle ne yapabilirsiniz? Yenilenebilir enerji ile çalışan veya yenilenebilir enerji çözümleri sunan şirketlerin hisselerine yatırım yapılabilir. Onun haricinde tabii ki döviz yatırımları yapılabilir. Bunların haricinde farklı olarak bazı şirketlerin yani spesifik şirketlerin hisselerine yine yatırım yapılabilir. Ve en önemlisi arkadaşlar
emtialara yönelmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi kriz döneminin koruyucuları bunlar oluyor. Ne gibi? Altın, gümüş gibi, platin gibi bunların yönelmemiz bizlerin sepetimizi, portföyümüzü koruyabilmemiz açısından önem teşkil edecek durumlardır. Bunlar tabii ki bir kısım. Daha detaylı bir şekilde bununla alakalı bu önümüzde bizi bekleyen globalde krizle ilgili konuşmalar ve özel videolar sizler için yapacağım. Fakat bu söylemiş olduklarımı kesinlikle yabana atmayın arkadaşlar. Tamam, şu an bir düşüş yaşadık kripto sektöründe. Peki, bunu kabul ediyoruz. Fakat biz bugüne kadar, yani bu düşüşe kadar çantamızı zaten oldukça doldurmuştuk. 2x'ler, 3x'ler, 5x'ler, 20x'ler havada uçuştu. Problem yok. Teknik anlamda zaten yani öldük bittik seviyesinde değiliz. Onu da söyleyeyim, birazdan da göstereceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Kripto sektöründe özellikle yapmış olduğumuz karlar ile demin anlattığım yatırım taraflarına riskinizi bölebilirsiniz ve bölmeniz gerekir. Bu benim naçizane tavsiyemdir kıymetli arkadaşlar. Peki, şimdi kripto sektörünün içerisine tekrardan geri dönüş yapalım. CoinMarketCap verilerinden hemen piyasa değerimizi şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. 2.44 trilyon dolar seviyelerinde işlem görüyor piyasa değeri market cap'imiz. 24 saatlik hacmimiz 170 milyar dolar seviyelerinde. Piyasa dominasyonu tarafında Bitcoin'in %41.9, Ethereum'unki ise %19.6 olarak karşımıza çıkıyor. Dominasyonlar kıymetli arkadaşlar. Böyle bir durum şu an için hakim. Peki geçiyoruz grafik analizlerine. Hemen şöyle Bitcoin'in grafiğini sizler için öncelikle açmak istiyorum. Günlükte biz buna bir bakalım. Günlükte önemli bir destek bölgesine doğru salınım gerçekleştirdi arkadaşlar. Şöyle geniş pencereden bakarsak çok daha iyi olacak. Öncelikle bakın şu düşen trendin bir türlü kırılamadığını söyleyeyim. Birazcık karman çorman gibi görünebilir. Fakat bu çizgilerin hepsinin bir önemi var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki bulunduğumuz lokasyon şu an 54 bin dolar seviyelerinde. Bu seviyelerden sonra destek bölgemiz neresi? En yakın destek bölgemiz neresi? Bakın şu tepeden itibaren baktığınız zaman 53 bin dolar seviyelerinin bir sonraki destek bölgesi olduğunu aslında bizlere gösteriyor arkadaşlar bu lokasyon. Peki 53 bin dolar seviyelerinde tutunamaz isek ne gibi bir senaryo bizleri bekliyor? Eğer buralarda tutunamazsak arkadaşlar, bakın aşağıdan gelen aslında yani teknik anlamda bir sıkıntı yok, onu da söyleyelim. Aşağıdan gelen şurada bakınız bir yükselen trendimiz var. Onaylanmış bir trend. Bu trendin şu anki MUM'a göre destek bölgesi 51 bin dolar seviyeleri, hatta aşağıda da bir yatay destek var. 50 bin dolar seviyelerine kadar sarkmasında Bitcoin'in teknik anlamda yükseliş trendine devam ediyor olması anlamında bir sakınca yok. Tabii ki ciddi düşüşler. Yani ta buralardan aşağı düşüyor. Ondan sonra buradan dönme ihtimali var. Bunu söylemek lazım. Çünkü trend devam ediyor aslında. Genel trende bakmanız, odaklanmanız lazım arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım tekrardan. Kısa vadeli hemen şöyle yaklaştığımız zaman Bitcoin'e bir türlü geçilemeyen bir düşen trend olduğunu görüyoruz aslında. Neresi bu düşen trendimiz? Bakın şu yukarıdan gelen kırmızı çizgimiz bir türlü geçilemiyor. Aslında onu şöyle Bollinger bandı olarak bakarsanız arkadaşlar, Bollinger bandının üst seviyeleri de diyebiliriz. Bakın Bollinger bakın buralarda şu seviyelerde Bollinger, yine Bollinger üst bandı. Yani bir türlü geçilemeyen bir Bollinger üst bandı olarak görebilirsiniz kıymetli dostlar. Ve 4 taşta baktığınız zaman da Bollinger alt bandının artık aşağı yönlü yırtılmış olduğunu görüyoruz. Teknik anlamda da zaten hadi biraz daha salsın diyelim 53 binlere. Buralardan dönmesi gerekiyor. Aşırı bir satış baskısı olmaması şartıyla. Zaten RSI tarafına da baktığınız zaman hemen bir sınırdan, yani 30 seviyelerinden tekrardan kafasını yukarıya doğru kaldırmış gibi bir görüntüsü var. MACD'de fakat bir sat sinyali henüz devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız sinyal çizgisi MACD çizgisini aşağı yönlü kırmış vaziyette olarak görünüyor. Bu sebepten MACD bizlere aslında bir sat sinyali veriyor. Onu da söylemek lazım. Hemen Bollinger'i kapattım tekrardan. Evet, söylediğim gibi bu durumlar geçerli. Kısa vadeli nereye geçmesi lazım Bitcoin'in diye soracak olursanız 55.000 56.000 dolar seviyeleri, şu dip bölgeleri geçmesi. Tabii ki kısanın biraz daha üstü, bir tık üstü olarak da arkadaşlar şuradaki düşen trendi artık breakout edip üzerinde bir retest, daha sonra bu şekilde yükselişine devam etmesini beklememiz lazım.
Yani bu hareketi yaparsa düşen trendten kurtuldu ve tekrardan yukarı doğru gidiyoruz deriz arkadaşlar. Ama bana göre 50 bin dolar seviyeleri, 50-51 bin dolar seviyelerin altındaki bir günlük kapanış görmediğimiz müddetçe bir problem şu an için gözükmüyor. Fakat globaldeki bu söylemiş olduğum özellikle Covid'den kaynaklanan panik havası da satışları arttırabilir. Temeli de iyi analiz yapmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Peki Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlı bir şöyle analiz yapalım Ethereum'da. Çok fazla değinmeyeceğim altcoin'lere fakat Ethereum çok önemli tabii ki. Ethereum'da müthiş bir destek bölgesi var arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz. Altcoin'ler için de önemli. Neresi bu seviye? Bakınız. 4000 dolar seviyesi. 4000 dolar seviyesinin altına kapatmaması lazım bu. Günlükte 4000'in altına kapanış gerçekleşirse bir sonraki durak noktası 3600-3700 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Bu da altcoin'lerin iyice canının çıkacağının anlamını bizlere taşır arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Dominasyon yükseliyor. Yine total ve total 2'ler oldukça düştü ve destek bölgelerinde diyebiliriz. Onları da sizlere söyleyeyim. Bir Dogecoin bakalım. Dogecoin arkadaşlar trendi artık kırdı. Artık aşağıdaki 0.16 seviyelerine kadar inmesinde bir durum sakınca yok gibi. Şurada bir destek var aslında. Bakın şu seviyelerde bir destek var. Fakat burayı da kırabilir gibi duruyor arkadaşlar. Orası 0.195 dolar seviyeleri olarak görünüyor Doge'de. Artık kesinlikle burası son durak. Buranın da altına kırarsa buranın altına arkadaşlar aşağıdaki 0.16 seviyelerini test edebilir teknik anlamda Dogecoin. Tabi temeli bir habere bakar. Birkaç mumda tık 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 yukarıya gidebilir. Dogecoin'de farklı durumlar var. Çantamızı taşıyan coinlerden bir tanesi TLM. Çok ciddi yükselişler yaptık ve tekrardan Bitcoin'den dolayı tabii ki aşağı doğru seyrediyor arkadaşlar. Şu an için bir destek bölgesi söyleyecek olursak TLM'ye tam olarak 0.35 dolar seviyeleri bir destek seviyesi olarak gözümüze çarpıyor TLM'de. Bloktopya'da neredeyiz? Bloktopya gerçekten iyi dayandı. Kendisini tebrik ederim yani. Market Maker'ın da ya. Aslında çok güzel bir grafik çizmiştim ve çanağa doğru gidiyorduk arkadaşlar. Yani şu çanağa, bu Bitcoin hareketi bu şekilde olmasaydı kesinlikle çanağı tamamlayacaktık. Fakat olmadı. Nasip değilmiş. Bakacağız. Şu an destek bölgesi olan 0.017 dolar seviyelerinde. Artık buranın altında kapatmaması lazım. Buranın altında kapatırsa bir sonraki hedefimiz 0.1 dolar seviyeleri olacak. Ona göre hesaplamalarınızı siz de yapın kıymetli arkadaşlar. Peki videomuzu daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.